Değerli Kozbay Sen gayrimenkul takipçilerimiz, bugün Çalıca köyündeyiz. Çalıca köyünde Çalıca barajına yakın bir parsel var orada. Manzaralı bir size tarlayı tanıtacağız. Bu tarlaya fıstık çam ekimi de yapılmış. Yerin %60'ı meyilli, %40'ı düz takipçiler. Burası tarlanın baktığı cephesi. Böyle çok güzel bir manzaraya sahip, nazır bir yerdeyiz. Şimdi yerimizde %60'ı meyilli, %40'ı düz. Fakat dediğim gibi fıstık çamı dikilmiş buraya. Kaç tane burada çam var abla? 500 fidavadır. 450 de daha da ek yaptık. 950 tane mi? Toplam 500. Ha, Toplam 500. toplam 500 tane. Toplam 500 tane fıstık çamı var burada. Haricen de meyve ağaçları var. Kaç tane meyve ağacı vardır tahminin? Tahminim yüzü geçiktir herhalde. Yüzü geçik meyve ağacı var takipçiler. Şimdi biz şu an alanın ortasındayız. Açıkçası buradan ileri doğru devam ediyor. Buradan ileri doğru 5 dönüm mesafe var. Böyle bu şekilde paralel bir şekilde 5 dönüm o tarafta. Barajla aramızda aşağıda bir parsel var. Yani baraja mesafemiz bir parsel. Manzarası, doğası harika bir yer. Köyü de şey. O karşıdaki köy hangi köy? Ören. Ören köyü. Ören köyü. Orası da güzel bir köymüş. Şimdi yeri size iyice göstereceğim efendim. Buradan biz diğer burası 11.700 metrekare resmi tapu alanı. 11.700 metrekare takipçiler. Arka tarafımızda 5 dönümü kaldı. Şimdi 6 dönümlük bölüme doğru gidiyoruz. İşte 7 dönümlük hatta. 7 dönümlük alana doğru gidiyoruz. Yani buralarda meyil biraz daha hafifliyor. Ama malumunuzdur ki böyle bir doğası olan bir yerde takipçiler meyilin olmaması mümkün değil. Flora yapısı yerin arazi toprak şartları. Yerimizde 100 tane meyve ağacı var, 500 tane fıstık çamı var. Yerimizin %60'ı meyilli. 11.700 metrekare tapu alanı. Çalıca köyündeyiz. Burada baraja bir parsel var aramızda. Baraj manzaralı bu yer. Evet, düz olan tarafa doğru geliyoruz. Bu ayları antenize bir şey bile çalışır. Kolay güzel. Böyle nizami sıralı fıstık çamları dikilmiş. Ağaçlar hemen hemen 10 yaşına yakın. Muhtemelen de herhalde 3-4 sene sonra da verim vermeye başlar takipçiler. Yerin içerisinde çeşme var. Şimdi o tarafa da geçeceğim. Bakın şimdi buraya gelen yol, şu ileride bir hayvan damı var. Hayvan damının oradan geldik aracımızla. Sadece 100 metre mesafe yol bozuk efendim. 100 metre yol düzeltilecek. Normalde bu tarlanın kapısına kadar yol geliyor. Yani biz oradan böyle geldik. Şu ağaçların arka tarafında kaldı aracımız. 100 metreye kadar aracınıza gelebiliyorsunuz. 100 metre yol biraz bozuk. Onarım olması lazım, yapılması lazım. Yağmurlarda engebeli olduğu için yerler
Yollar biraz daha hızlı deformasyon olabiliyor efendim. Şimdi burada size Yerim Çeşmesi'ni de göstereceğim. Gördüğünüz gibi nizami ağaçlar dikilmiş. Doğasıyla mükemmel bir yer. Burada iyi bir işçilik yapılması gerekiyor. Yani o meyilli tarafları merdiven sistemi yapılabilir. Bakın yerimize giren yol ilerisi düzeltildiği takdirde buradan geliyor. Buradan geliyor yol. Buradan araçla giriş yapabiliyorsunuz ama ilerisini düzeltmeniz gerekiyor. Bu çeşmenin güne esas. Şimdi Yerim Çeşmesi'ne doğru gidiyoruz. Bu çeşme bu arazinin içerisinde, sınırlarının içerisinde. Evet takipçiler, meyve ağaçları etrafına ekilmiş, birçok yerine ekilmiş, 100'e yakın meyve ağacı ekmiş sahipleri. Çeşme burada. Şimdi abi bu çeşmenin suyu niye kesilmiş? Pislik var, pislik abi, kök girmiş, kök gelecek. Gelen su altında ağaç kökü gelmiş takipçiler. Ağaç kökü geldiği için de suyu kesmiş. Suyu farklı yerlere atmış. Alanda şöyle düz dediğim yerler, hani %40'lık düzlük dediğim yerler, alanın buralar. Burada merdiven sistemi yapılabilir. Zaten ağaçlandırma yapılmış. Hani bir erozyon falan içinde bir sıkıntı yok. Yerin fiyatına gelince takipçilerim, sahipleri yere 80 bin lira istiyorlar. 80 bin lira talepleri var. Baraj manzaralı, yolu düzeltilmesi gereken, %60'ı meyilli, içerisinde 500 tane fıstık çamı ve 100 tane meyve ağacı olan yerimiz sizleri bekliyor. Buyurun gelin efendim, bu yeri size verelim. Kozbaysan Gayrimenkulü takip ettiğiniz için, beğeniler için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.